Gelelim Hamza Yerlikaya ve Ebubekir Şahin meselesine. Ama ben ses çıkartamıyorum çünkü geçmişte 6 yönetim kurulu üyeliğim var. Çok büyük paralar kazandım. O zaman şunu biliyor olman, bankada yönetim kurulu üyeliği yapmış mıydın sen? O Banka, zaman şunları biliyor olman lazım. şirket. Kredi açma, onay verme ve diğer idari esaslara ilişkin politikalar oluşturma konusunda mahirsin. Tabii ben lisede muhasebe dersi almıştım. Tamam. Onun için. Bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlayıp gerekli tedbirleri almakla. Onu da ben yapmıyordum. Çevreye talimat veriyorum. Onlar yapıyor yani. Tamam. Bu sırada ama. Yönetim kurulu üyeliği yaptınız mı? Yok, hiç yapmadım. Ha. Hiç yani eğer öyle bir deneyimim yoktur. Şunları biliyor öyle olacaktınız. Öyle bir deneyimim yoktur. Yani geçmişte benden önceki dönemde de örnekleri var. AK Parti'den önce de örnekleri var. Var. Onu söyleyeyim, bu ilk kez olmuyor. Gene yaşı yetmeyenler bilmez. AK Parti iktidara geldiğinde o ondan evvelki birkaç yıl televizyonların ana haberlerinde en sık geçen kelimeler neydi biliyor musun? Arpalık, bankamatik memuru evet. Filan. Arpalık ne için kullanılırdı? Böyle nemalanmak üzere işte yönetim yapılan yönetim kurullarına yapılan atamalar. Yani onlara o zaman hiç, arpalık denirdi. Hiç şey gördün mü sen mesela? Ben onu görmedim şahsen. Banka yönetim kuruluna milli güreşçi atandığını. Emekli geçmişte, asker falan olurdu. Emekli asker her yerde vardı. Yani her bu konuda vardı. Hiç şey yok. O eleştiriler bir emekli yaklaşım emekli asker için. Normalde güreşçi niye normal değil? Yani sanki emekli asker biraz iktisat bilir gibi mi geliyor? Bilir güreşçi, mi? Bilir miydi? Güreşçi ama ya. Niye? Ya bir de şöyle hani emekli asker bankanın işte nüfuz gerektiren işleriyle alakalı belki. Yok, kurtarmıyor yani ne kadar olmaz zorlasa olmuyor. Pek olmuyor ama. Asıl bu işte tabii asıl sorun şu. Kahtı rical diye 2002'den de daha önce çok daha eskiden kullanılan bir kavram vardı. Adam yoktu demek. Yani bu cinsiyetçi dile karşı farkındalığın da gelişmediği bir döneme ait. Yani oradan da ya bak gene maço bir deyim kullanıyor demesinler. Benim günahım değil. Deyim böyle yani ki hatırlayacak. Adam yoktu demek. Adam kıttığı demek. İnsan kıttığı diye değiştiriyoruz onu. İnsan evet. Kıttığı diyelim ama aynı şey anlaşılmıyor. İkisinin aslında aynı değil şeyi. Yani çok da politik doğruculuk da yapmak istemiyorum. Yani kışkırtıcı da olmak adam, istemem de. Adam derken onun içinde bir yetkinlik adam, de. Adam erkek kadın ayrımı yapan bir şey değil aslında. Evet, yetkinlik. Bravo. Değil, aynen yani. Şimdi o işin adamı yani, o işin adamı deyimindeki adam mesela kadın erkek ayrımı yapan bir adam değil. Ama buna da tabii gene de kardeşim o cinsiyetçi bir hani dil, temizlemek abi lazım dilden deniyor. Neyse. Adam yokluğu adam kıttığında ne olur? Her bir adama makbul adam tabii. Ben bir şey... Makbul adam. Her bir adama büyük görevler düşer. Koltuğunun altında birden fazla karpuz taşımak gibi. Öyle yani... Ben bir karpuz yeter koltuğumun altına kıstırdım gideyim hani bana izin ver. Yok öyle. Her bir koltuğunun altına birden fazla karpuz alman gerekir. Bu büyük bir fedakarlıktır. Yani bunu da şey yapmak lazım. Demek ki şimdi yine takdir etmek lazım. Yine bir adam kıtlığı dönemindeyiz demek ki kahtı rica. Çünkü belli sayıdaki adamdan başka adam görülmüyor memlekette demek ki. Makbul adamlar onlar makbul adam tırnak içinde. O makbul adamlara böyle ateşten gömlek giyme gibi bir takım şeyler düşüyor. Sorumluluklar. Ateşten gömlek giyiyorlar. Ya büyük sorumluluk yani. Koskoca yani o banka. İşi de bu işi de tabii. Koskoca bakanlık. Hepsinin koskoca bakanlık. Koskoca cumhurbaşkanlığı. Bakan yardımcılığı, cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı. Kolay değil yani. Bilmem ne o bu bir takım başka STK'larda, aile konfederasyonlarda muhtemelen görevler. Her bir koltuğun altında birden fazla karpuz taşıyorlar. Mesela Ebubekir Şahin Türksat'tan istifa edip bakanlıkta yine başka bir sorumluluğun altına yani, imza atıyor. Yani ama koskoca böyle rütük. Böyle nankör arkadaşlar da bu makbul vatan adamları, makbul vatandaşları bir türlü takdir edemiyorlar. Niye? Ben ama takdir etmedim mi? Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Halkbank'ta mesela Hamza Yerlikaya, o Vakıfbank'ta gerçi. Evet. Ebubekir Şahin Halkbank'ta. Evet. İkisi de yönetim kurulu üyeliklerinde yer boşalınca oraya atandılar. Hı hı. Şimdi oradan bir isim düşecek. Emekli oldu, ayrılıyor vesaire evet. Falan. Mesela şöyle mi oluyor? Cumhurbaşkanı buraya Hamza Yerlikaya'yı atayın mı diyor? Yani ya da mesela Hamza Yerlikaya gidip Cumhurbaşkanı'na ya Cumhurbaşkanım iki yerden maaş alıyorum ama şöyle şöyle sıkıntılarım var artık güreş de yapamıyorum çok zordayım. Bana bir şey eskiden, bulsanız. Eskiden kazandığım da, altınlar bunu... eridi sıcaktan. Falan değil mi? Öyle şeyler. Ele güne karşı ne derim ayıp olmasın. Yani ayıp kaçmasın. Şimdi diyecekler ki ya göze batmaz mı?
ya da yani başka adam mı yok demezler mi? Bir sürü hani memlekette işsiz nüfus da belli. Bir sürü hani eğitimli eğil insan var. Bizim kadrolarda da var. Bu çok dar kadrocu görünmez mi? Dar kadroculuk bunu diye bir sorun da var. Siyasi hastalık. Evet. Bunu da bir başkası söylüyor herhalde değil mi? Hamza Yerlikaya eğer ihtiyacı varsa ihtiyacını hayır, söylüyor. Öyle demiyor mudur diyor. Yok. Ya nasıl oluyor soruyor. Diyorum yani. Mesela Ebu Bekir Şahin'in Rütük Başkanı'nın Sevda Noyan'da ne dedi? Cumhurbaşkanımızın talimatları neyse yerine neyse onu yerine getiririz dedi. Mesela bu atama onunla o açıklamayla alakalı olabilir mi? Yoksa yani Ebu Bekir Şahin'in ya da Hamza Yerlikaya'nın kendisi gidip böyle bir talepte bulunuyorlar ve onlara bir yer ya da, aranmaya başlıyor. Ya da, başlanıyor. Ya da müsait olunca da ya da evet. Ya da Cumhurbaşkanı çevresindeki insanlara böyle bir şeye ihtiyaçları olduğunu mu söylüyorlar acaba? Bir de onlar bu işe talip olan çok adam yok mu yani şimdi? Hamza Yerlikaya'yı 3. maaşını aldığı yere atamak. Ya biz de bir 2. maaşı almak için yıllardır bekliyoruz kardeşim. Bir... Ya da hali hazırda 2.'yi alan ya benim neyim eksik demez mi diyorsun? Demez mi? Bunun bir takım komplikasyonları var. Bu şöyle. Ama sesini yükseltebilirim derdi. Yararlılık gösterdiğin yararlılığa karşılık gelişen bir şey gibi. Yararlılık? Bir yararlılık göstermen lazım. Hamza Yerlikaya memlekete, nasıl bir memlekete, yararlılık? Mesela, memlekete, ülkeye. Ülke. Mesela diyelim toplam 1000 tane böyle kadro var dolaşıyor 1000 tane. Bu 1000 kadroyu dönüşümlü olarak 10.000 kişiye de kullandırabilirsin. Sen 2 yıl kullandın ya da bir dönem yaptın yeter. Hani biraz da başkası yapsın ya da evladiyelik verirsin. Yetmez bir de yani 1000 kadroyu mesela 200 kişiye paylaştırırsın. Yani beşer, üçer beşer tane verirsin filan. Hangisini tercih edersin? Normalde kapsayıcı kitlesel siyaset bunu dönüşümlü kullandırmayı, bırak 1000 kişiyi 1000 kişiye kullandırmayı, 1000 kadroyu 1000 kişiye, 1000 kadroyu mümkünse dönem dönem, dönem dönem bunu dönüştürmeyi gerektirir değil mi? Kitlesel siyaset, kitle siyaseti, kitle partisinin izleyeceği siyaset budur. Ama burada başka bir şey görüyoruz. Ama sen icracı bakmıyorsun. Burada bir dar kadroculuk var. Yani belli sayıda insan orada da boş yer var, onu da ona verelim. Yani dışarıda bir sürü başka insan var. Yani bunlar da bizim insanımız filan hani sadece ülke evladı olarak demiyorum. Yani bunlar aynı zamanda ama parti insanı yani. Ama rasyonel de bakmıyorsun çünkü işi yapacak adama verilmiyor mudur bu? Ya o işe göre adam mı adama öyle göre bakmadım. İş mi? Ben sen, bravo bak sen, yanılgım bak büyük körlüğüm var orada. Benim yanılgım. Ön yargım var. Ehliyet ve liyakat olarak bakmadım. Liyakat. Ben çok nepotist. Çok nepotist, çok kayırmacı bir yerden baktım. Torpilci, kayırmacı. Çok yanlış bir yerdesin. Ama ehliyet ve liyakat temelli bir atama olduğunu düşüneceksek eğer, mesela Hamza Yerlikaya'nın şunu yapması lazım. Az önce okutmadınız da okuyayım. O kadar bankanın, hazırlık yaptık diyorsun. Israr etti, illa okuyacağız. O kadar hazırlık yaptık, kardeşim okuyacağız diye. Bankanın devamlılık arz eden faaliyetlerini yönlendirecek stratejileri belirleyip, kendisi üst yönetim ve diğer personel adına kurumsal değerlerin ve etik kurulların oluşturulmasında öncülük edecek Hamza Yerlikaya. Belki böyle bir yeteneği vardır. Biz bilmiyor olabiliriz. Yakından tanınıyor değil mi AK Parti içerisinde? Yani bu yönetim kurulu üyeleri ne iş yapar? İşte böyle bir tane koltukta otururlar. Ayda bir de toplantı yapılır falan filan değil. Adamların yani yönetmelik olarak tanımlanmış işleri var. Ama sen zaten bu bakışınla oradaki atamayı birazcık şey yapmıyor musun? Küçük görmüyor musun? Bu bakışınla yani... Onlar öyle mi bakıyorlar? Koltuğa oturacak, parayı alacak, ay başına ayrılacak oradan, takılmayacak falan diye mi bakıyorlar? Böyle bakmıyorlardır. Bir şirket yönetimi tarzında doğru koltuğa doğru adam yaklaşımının bir sonucu bu bence. Peki. Liyakatlı. Yani hızlı karar verecek bir yapı çok açısından hızlı. Da önemli şey olabilir bu. Olabilir. Hızlı karar verecek bir yapı oluşturalım. Halk Bankası'nda da oluşturalım. Vakıfbank'ta da oluşturalım. Mesela şu bir avantaj olabilir mi? Değil mi? Orada TürkSat. Şu bir avantaj olabilir mi? Mesela bankacılık mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olmamak hızlı karar almayı kolaylaştıran bir unsur hep olabilir mi? Hep olumsuz yerden bakıyorsun. Çünkü o zaman bir sürü parametreyi değerlendirmek gerekiyor. Hep olumsuz yerden bakıyorsun. Yavuz'un açıklaması bana da çok ikna edici geldi şu sebeple. Şimdi diyelim ki o gün elden gözden geçirilecek 5 tane dosya var. Türk Hava Yolları'nın işleyişi, filan vakfın, STK'nın icraatları, faaliyetleri, falan bankanın bilançosu, filan işte kamu kurumunun ne durumda olduğu, ne yapıp ne ettiği, bunların hepsi ve onlara verilecek talimatlar var, gözden geçirilecek.
o girecek, hepsi ayrı kişiler tarafından deruhte edilirse bu görevlerin, o girecek, o çıkacak, o gelecek, gitmez. O gidecek. Hep şey, zaman kaybı, onların her birisinin gidip gelmesinin yol açacağı zaman, para kaybı, israfı düşünebiliyor musun? Enerji israfı filan. Şimdi bunların hepsini bir kişiye, mesela dört görevi de bir kişide birleştirdiğinde bir kişi rapor geliyor, da hızlı oluyor. Bir kişi geliyor, tak tak mesela hemen dosyaları çeviriyorsun mesela. O dosya tamam, onun öbür iş ne oldu peki diyorsun. Oradan bankaya geçiyorsun. Güreş federasyonu nasıl gidiyor diyorsun mesela. Müsabakalar iyiyiz, iki gümüş işte bir altın aldık falan, iyi gidiyoruz. Gelecek vaat ediyor. Peki. Yüzmeye de soruyordur. Çok iyi. Şey, voleybol. Çok iyi diyorsun. Onlar da biliyordur. Çok iyi diyorsun. Peki banka yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak şimdi söyle bakalım. Kredi durumlarımız ne? Yani vatandaşa ne kadar para kullandırıyoruz filan diyorsun, uçuyoruz. Peki onu da geç diyorsun, ondan sonra uçuyoruz demişken uçaklar ne alemde yani, Türk Havalı'ya denince iyi uçuyor musun? İyi uçuyor musun? Böylece... Peki yayıncılar bir... nasıl ahlaklı davranıyorlar mı diye devam edebiliriz. Yönetme, tabii, yayın, tabii. Oradan tabii, televizyonlarımız ne alemde filan diye bütün tebaayla ilgili ve işleyişle ilgili her türlü malumatı biz bir kere de alıyorsun. Çok sürat kazandırıyorsun böylece yönetimi. Yönetim, parlamenter tabii. Sistem olsaydı bu olmazdı. Az önce senin anlattığın şeyler 5 ay sürerdi.